geldiniz. Ben Eylem Taşdemir'im. Columbia Global Centers İstanbul'un program yöneticisiyim. Bu Global Centers yani küresel merkezlerden dünyada 9 tane var. Amman, Beijing, Mumbai, Nairobi, Paris, Rio, Santiago ve Tunus'ta. Columbia Global Centers, Columbia Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunlar arasında ile dünya arasında işbirliğine ve etkiye dayanan bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. Karşılıklı anlayışı arttırmaya çaba göstermektedir ve bilgi ve o bilginin alışverişini sağlamaya çalışmaktadır. Esas amacımız dünya çapında ortak bir anlayışı geliştirebilmektir. Bugün International Press Institute, IPI ile birlikte bir toplantı yapacağız. Yalan haber, dijital yankı odaları ve dezenformasyon yasalarının temel haklar ve özgürlük üzerine etkisini ele alacağız. Şimdi önce Türkçe bir şeyler söyleyeceğim çeviri açısından, sonra geçeceğim. Zoom ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan Interpretation ikonuna tıklayıp çeviri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Türkçe çeviriyi dinlemek için Portekizce dilini seçmelisiniz. Sorularınızı Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde ekranın alt kısmında bulunan Q&A kutusu aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Developing Simultaneous Translation into Turkish. Türkçe simültane çeviri yapılacaktır. Dolayısıyla eğer Türkçe çeviri dinlemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki çeviri ikonuna gidin. Sağ tarafta aşağıda ve Portekizce'yi seçin diyor Türkçe dinleyenlere. Bugünkü çevirmenlerimize teşekkür ederiz. Sumur Savran'a ve Şule Demirhan'a. Buna ek olarak lütfen sorularınızı Türkçe veya İngilizce olarak soru cevap kutusu aracına göndereyim. Aynı zamanda Chatbox'a da bir takım talimatları paylaşmış durumdayız sizi. Şimdi Emre Kızılkaya'ya veriyorum sözü. Kendisi IPI'nin Türkiye Ulusal Komitesi'nin başkanıdır. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve başka alanlarda Columbia Global Centers ve IPI Türkiye Ulusal Komitesi olarak çeşitli coğrafyalarda dinlenecek olan bu paneli başlatıyoruz. Çünkü bir dezenformasyon yasası Türkiye Parlamentosu'na geliyor. Şimdi size panelistlerimizi tanıtmak istiyorum. Todd Gitlin, sosyoloji ve gazetecilik alanında profesördür ve Columbia Üniversitesi'nin iletişim programının, doktora programının başkanıdır. 18 kitabı vardır. Profesör Gitlin, çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Profesör Tirşe Erbaysal Filibeli'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde yeni medya bölümünde bir doçent olarak çalışmaktadır. Master derecesini ve doktorasını Galatasaray Üniversitesi'nden almıştır. 2018'de Journalism, a Peacekeeping Agent at a Time of Conflict başlığını taşıyan bir kitap editörü olmuştur. 2020'de de Information Nightmare, Fake News, Manipulation and Post-Truth Politics in the Digital Age adlı bir kitabı derlemiştir. Çoğu bağımsız gazeteciliğinin çeşitli alanlarda veri özelliği, enformasyon düzensizliği ve fact-checking için üzerinde çalışmaktadır. Çok teşekkür ederim sözü bana verdiğiniz için diyor Todd Gitlin. Gerçekten bir krizden geçiyoruz. Biraz önce aşkın bir süre önce aydınlanma döneminde çok önemli büyük umutlar gelişmişti. Immanuel Kant bu aşamada ünlü
denemesini yayınlamıştı. Aydınlama nedir başlığını taşıyordu bu. Buradaki en önemli şey bilmeye cüret edin. Bir gazete için yazmıştı bu yazıyı aslında. Bir felsefe dergisine değil. Buradaki öncül şuydu. Herkes aslında akıl yürütme yeteneğine sahiptir. İnsanlar ne kadar bilgiye ulaşabilirse toplumun tamamı bilgiyi kendi kendini yönetmenin temeli haline getirebilirdi. Yani kendi başına bilginin yayılmasından değil, aslında genel olarak toplumun bilgisel diyebileceğimiz sağlığı için, bilgi alanındaki sağlığı için mücadele ediyordu. Öncül şuydu. Giderek daha fazla insan kendi kaderlerine bu şekilde sahip olabilir, kaderler üzerinde söz sahibi olabilecekti. Böylece zaman içinde bu sayı arttıkça katılım olanağına sahip olmayan insanlardan daha çok sayıda insan katılım, siyasi hayata katılım olanağına sahip olacaktı. Burada bir varsayım vardı. Tabii ki bilginin gerçekten geçerli olduğu varsayımıydı bu. Tabii ki ortak söylem giderek daha doğru bir söylem haline getirebilirdi bunu. Aslında Kant bilemezdi ki enformasyon konusunda, bilgi konusundaki büyük akım insanları giderek daha fazla bilgiye kavuşturmak bakımından olanak doğurabilecekti. Ama giderek dezenformasyon yaymak da çok yaygın bir şey haline gelecekti. Aydınlanmanın bilme cüreti üzerine söylediği şey, monarşilerin ve başka diktatoryal yönetimlerin zaman içinde bu bilgi sayesinde, bu bilme sayesinde gerileyeceğiydi. Ama şimdi biliyoruz ki bu çok naif bir, saf değil bir düşüncedir. 200 yıl sonra gelecek için onların cömert umutları tam doğru çıkmadı. Bilgi aslında bir bakıma kendi kendini sürdüren bir sürece dönüşüyordu. Asya'da, özür dilerim, internet çağında küresel içerik akımına herhangi bir bilgiye girmenin maliyeti sıfıra yakın. Dolayısıyla bu tür bir yayılma aynı zamanda enformasyonun yayılmasını çok yaygın hale getirmiş durumda. Çünkü sıfır bir maliyet var karşımızda. Diktatörler için kendi çıkarlarının peşinden koşan şirketlerin çeşitli dezenformasyon ajanlarının bilgi adını taşıyan bir takım fikirleri yaymaları için de maliyet sıfır. Dolayısıyla çok tuhaf bir durumla karşı karşıya kaldık. Ne kadar çok bilgi varsa o kadar çok dezenformasyon var. Şimdi bunu taşıyanlar, bu faaliyetin ajanları her türlü şeyleri anlamsız şeyi yayabiliyorlar. Komplo teorileri, yalan bilgi, her türlü dezenformasyon.
Eskiden çeşitli meydanlarda veya evlerin önünde söyleyebileceğiniz yalanları şimdi bir internet aracında son derece hızlı yayabiliyorsunuz. Yankı odaları adını verdiğimiz yöntemler aracılığıyla. Böylece insanların duygusunu da yoğunlaştırabiliyorlar. Yani tepki satıyorlar bir bakıma bunlar. Psikososyal açıdan baktığımız zaman dikkat çekmiş oluyorlar ve kızgınlık, öfke, düşmanlık ve saldırganlık duygularını ayağa kaldırıyorlar. Dolayısıyla aslında önümüzdeki problem biz derken hepimiz yani kolektif olarak bu dezenformasyonu nasıl kontrol altına alacağız ama bunu bilginin yayılmasına engel olmadan yapacağız. Bu çoğu insana modası geçmiş gibi bir şey gibi görülecektir. Dünya postmodern çağda olacağız ve dolayısıyla her şeyden kuşkulanmamız lazım vesaire. Ama pandemi sırasında öğrendik ki bilgi öyle kolay kolay vazgeçilecek bir şey değil bilgi. Yani insan elinin tersiyle itebileceği bir şey değil. Politik, ideolojik, dini bir takım çevreler bilgiyi sevmediği için bundan bunu bir kenara atamayız. Peki gazetecilik demokrasi ne? Benim cevabım şu. Hakikati aramak açısından çok çok önemli. Tabii ki nihai hakikati bize veremez gazete ama gazetecilik ama bunun buraya giden yolun açılmasını sağlayabilir. Tabii ki yeterli değildir ama gereklidir. Neden yeterli değildir? Çünkü ortada bir takım kurumsal basınçlar var. Bilgiyi sağlamak sadece iletişim sorunu değildir. Aynı zamanda politik bir sorundur. Çünkü farklı toplumlarda farklı politik kurumlar var. Bunlar bir bakıma hakikat dışı bir takım fikirlerden fayda görüyorlar. Dolayısıyla iyileştirmek için elimizdeki bilgiyi kurumlarımızı reform edebilmeliyiz. Böylece hakikati söyleyenlere avantaj sağlamamız lazım. Elbette eğitim burada önemli bir rol oynayabilir ama siyasi sürecin de mutlaka etkisi oluyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bunu çok utanarak görüyoruz ki dezenformasyon siyasi iktidarla bir araya geldiği zaman tamamen hiçbir şeyi engel görmeyen tehlikeli bir bileşim ortaya çıkıyor ve bu dezenformasyon ve siyasi güç veya iktidar bileşimi ortaya son derece tehlikeli bir durum çıkartıyor. İşte bu bileşim aslında bizim mücadele etmemiz gereken şey. Çok teşekkürler Profesör Cidlin. Şimdi aynı soruyla Sayın Erbaysal Filibeli'ye, profesöre dönelim. Profesör Erbaysal Filibeli, ne bizi bu antidemokratik eğilimlerden, dezenformasyondan, özellikle ortada var olan bir dezenformasyon savaşı, devletler arası olabilir, farklı siyasi gruplar arasında olabilir, bundan kurtarabilir? Önce teknolojiden biraz söz etmemiz lazım. Çünkü teknoloji bize bir takım vaatler getiriyordu. Herkes at this time could be able to access to the platforms that we use and kullandığımız platformlara erişebilecekti. Ve biz hepimiz kendi fikirlerimizi özgürce söyleyebilecektik. Söylenen buydu.
as a public sphere, we are talking about bir kamu alanı yaratacaktı bu. Burada bir kamu alanından söz ediyoruz. Function like this, as you know, because ama böyle işlemiyor işler. Tabii ki dijital platformlardan söz ediyoruz. Ve bunlar aslında büyük ölçüde kâra bağımlı durumda. Dolayısıyla dijital kapitalizmden söz ediyoruz. Özellikle under an authoritarian regime, can we say that baskı rejimlerinin biraz daha ağır olduğu ülkelerde gerçekten fikirlerimizi paylaşabiliyor muyuz? Paylaşabiliyor muyuz sosyal platformlarda? Sosyal medyadan çok söz ediyoruz tabii ki bu ortamlarda. Bunu daha sonra tartışırız. Burada Türkiye'de ve birçok başka ülkede dezenformasyon hızla yayılabiliyor sosyal medyadan. Dolayısıyla sadece bilgi serbest dolaşmıyor, dezenformasyon da serbestçe dolaşıyor. Biz görüyoruz ki dezenformasyona çok yatkın bir ortamdayız ve sosyal platformları da kullanıyor bunu. Peki nasıl gazeteciliği özgürleştireceğiz? They try to cover stories. Genellikle ciddi bir şekilde bilgi yaymayı amaçlayan platformlar nasıl bu görevlerini yapacaklar? Ben bir araştırma yaptım. Bu aşamada teyit faaliyetini, yani olguların, öne sürülen olguların doğru olup olmadığını kontrol eden bir takım platformları araştırdım. 222 değişik teyit şirketini ele aldım. 349 tane dünyada da teyit faaliyeti yapan, doğrulama faaliyeti yapan web sitesi var. Öte yandan bu teyit faaliyetini inceledim. Bunu ülkelerle karşılaştırdım. World Democracy Index of insan hakları ve ekonomi bakımından ülkelerin durumlarıyla karşılaştırdım. Eğer bir ülke özgürse teyit faaliyeti düşüyor. Ancak kısmen demokratik veya hibrit olan ülkelerde teyit girişimleri var. Here we need to think about maybe freedom of the press. Bu tür inisiyatifler yok. Efendim, ilki maalesef konuşmacının sesi çok kesintili geliyor. Dolayısıyla bazı kelimeler bayağı duyulmuyor. Anlaşılan durum şudur. Özgür ülkelerde teyit faaliyeti, doğrulama faaliyeti yaygındır ama demokrasinin sınırlı olduğu ülkelerde bu tür faaliyetler çok kısıtlıdır. Dolayısıyla bilgiye erişim bakımından doğru bilgiye ihtiyaç var. Ama her gün aslında platformlara bir takım bilgiler veriliyor. Bu verileri bu platformlarla karşılaştırdığımız zaman gerçekten bilginin çok sorunlu olduğunu görüyoruz.
Burada medya çoğulculuğundan söz edemeyiz. Mesela bir kanaldayız diyelim, bir mecradayız, hep aynı bilgiyi görüyoruz. Bu da dezenformasyon oluyor. Bundan nasıl çıkacağız? At this point, a few ama bu noktada nasıl anlayacağız? Hangi bilgi doğrudur? Hangisine ineceğiz? And still we see and hear. Covid döneminde pek çok haber duyduk. Bu haberler aslına bakarsanız bu dezenformasyonun yaşamımızı nasıl etkilediğini de gösterdi ve sanırım hani gazetecilik bizi kurtaracak ama nasılını bilmiyorum. Ve hangi demokrasi? Şimdi demokrasiden bahsettiğimiz zaman hani hangi demokrasiden bahsediyoruz, o da ayrı bir önem taşıyor. Eğer hani mesela Birleşik Devletler'e bakacak olursak orada pek çok teyit girişimi var. Gazeteciler onu yapabiliyor ama başka yerlerde bu pek olanaklı değil sanırım. Çok teşekkürler. Şimdi IPI'nin 1950 yılında kurulduğunu biliyorsunuzdur. Kolombiya Üniversitesi'nde kurulmuştu. Kuranlardan bir tanesi Ahmet Emin Yalman, o dönemin çok ünlü gazetecilerinden biri ve çok enteresandır. 1940'larda Kolombiya Üniversitesi'nden bir doktora yapmıştı. Orada modern Türkiye'nin basın gelişiminin basınla ölçülmesi gibi bir kapsamı vardı. Ve o dönemde tezinde işte bütün haberleri derlemiş ve saymıştı. Ve hani ne kadar serbest haber olmuş, hangi dönemde diye. Ve 1908'de mesela mutlak monarşi olduğu için 2. Abdülhamit o dönem Osmanlı'nın başında, o dönemde tabii hani bir takım girişimler olmakla beraber cumhuriyete geçilmiyor ama en azından bir anayasa hareketi başlıyor ve işte batı türünde manşetler atılmasıyla ilgili ilk çalışmalar görünmeye başlanıyor ve manşet meselesi o dönem için çok yeni, yani batılaşma o dönemde başladı. Yalman'ın Kolombiya Üniversitesi'nde yaptığı tez o süreci de ortaya koyuyor. Şunu da söylüyor. Yani çok fazla içerik olması halk için çok faydalı olacak sonucuna da varmıyor. Her ne kadar daha fazla haber yapılmasının önüne açılması gerektiğini düşünse de bu gazeteciliğin niteliğinin iyileşeceğini göstermiyor. Yani çünkü işte sarı gazetecilik de mümkün. Veya işte bir takım sığ gazetecilik örnekleri de mümkün. Evet, Sayın Gittin'in önerdiği gibi hani duygusal deneyimlerinin bir deneyimlerin içerikle tetiklenmesi yeni bir şey değil. Aslında gazetecilik çok önceden beri bunu yapıyor ama şimdi bir takım medya şirketleri açısından hani böyle sınırsız bir medya içeriği olduğunu biliyoruz ve işte hoşlanmamız bekleniyor ya da işte sinirlenmemiz bekleniyor ki bu duygulardan daha fazla kâr edebilsin bu şirketler. Şimdi Profesör Gittin, bu konuda ne düşünüyorsunuz ve mesela somut olarak bir soru yöneltecek olursam, Birleşik Devletler'deki basın, mesela New York Times, New York Times başarılı bir medya kuruluşu, hani takip edenlerin sayısına bakacak olursak ve reklam meselesi artık tabii kaydı, hani Facebook ve Google gibi şirketlere. Ama abone geliri New York Times için çok önemli ve çok başarılı bir şekilde yaptılar bunu. Ama tabii ki hani yerel gazetecilik veya diğer kuruluşlar açısından durum nedir? Şimdi burada hikaye çok enteresan, gerçekten anlattığınız ve çok, tam da duruma uyuyor. Birleşik Devletler'de olan şu,
yerel gazetecilik maalesef felaket durumda. Şimdi küçük gazeteler giderek artan bir şekilde ticari olarak devam ettiremiyorlar işlerini. Çünkü Google ve Facebook'la yarışamıyorsunuz veyahut hırsızlarla. Çünkü hani iyi oturmuş New York Times gibi kuruluşlardan haberleri çalıp ücretsiz olarak yayınlıyorlar. Ve giderek artan bir şekilde haber kuruluşları bu reklam gelirlerini kaybetmekte kalmadı sadece, aynı zamanda ticari sürdürülebilirliklerini de kaybettiler. Hal böyle olunca pek çok iyi gazeteci mecburen çalışamaz hale geldi. Şimdi internet öncesinde bile aslında bunun emareleri vardı. Şimdi bütün bu saydıklarımız aslına bakarsanız bir fanteziden kaynaklanıyor gibi. Birleşik Devletler'de ve pek çok ülkede geçerli bu fantezi. Bundan da kastım şu. Bilginin, enformasyonun yayılması aslında bir pazara çıkmak gibi. Yani alıcıların bağımsız oldukları varsayılıyor. Yani tüketici bağımsızlığı olduğu varsayılıyor. Ne var ki aslında biliyoruz ki bu bir fanteziden ibaret. Yani o yüksek çıkan sesler diğer sesleri, daha az çıkan sesleri boğma kapasitesine sahip ve işte daha mesela eski sesler, başka sesler kayboluyor. Şimdi bu özellikle bu dönemde çok doğru ve dünya çok akıl karıştırıcı ve girift bir yer. Ve insanların karşılaştığı pek çok sorun var. Pandemi olabilir bu, iklim olabilir, işte otokrasi olabilir. Şimdi bütün bunlar da durumu daha da güçleştiriyor. Ama buradan çıkaracağımız ders şu. Piyasa ki uzun yıllar hep çözüm olarak öne sürülüyordu, aslında sorunun bir parçası. O yüzden de şunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Hani medya burada bir şeyleri daraltıyor. Şimdi iki boyutlu bir sorumuz var ya da iki katmanlı. Birincisi, gazeteciler demokrasi için ne yapabilir? İkincisi, demokrasi gazeteciler için ne yapabilir? Çünkü şunu biliyoruz ki bu ticari model yeterli değil. Yani herhangi bir şekilde yeterli değil. Çünkü bu ticari model aslına bakarsanız çöple hakikati aynı değerde görüyor. Farklı ülkeler, farklı geleneklerden gelen yerler bunu farklı şekilde yaşıyor. Ama Birleşik Devletler'e baktığımız zaman pek çok gazeteci yani çok geriliyor bu süreç içinde. Çünkü tek gördükleri hükümet sansürü. Ve gerçekten bu konuda korkmakta da çok haklılar. Bir de tabii herhangi bir hükümet düzenlemesi olmadığında piyasada ondan da korkmak gerekiyor. Yani 10 yıllardır da aslında bu devam ediyor ve en nihayetinde bizi bu dezenformasyon dağımına sokmuş durumda. Bu acilen ele alınması gereken bir konu. Teşekkürler profesör. Aslında benim en sevdiğim televizyon programlarından biri Newsroom, biliyorsunuzdur. McAvoy vardı karakter olarak. Jeff Bridges oynuyordu. Ve şöyle diyordu. Yani Amerika'nın en büyük gazetecilerin bir kısmı yıllarca deneyimleri olmasına rağmen, haberciliğe kendilerine adımış olmalarına rağmen artık küçük bir azınlık oldu ve bu sirke karşı sirk kasabaya geldiğinde hiçbir şey yapamıyorlar. Orada da yer alamıyorlar diyordu. Şimdi gerçekten o kadar çok haber var ki, yani içeriğine bakmayın tabii aynı. Böyle olunca aslında gazeteciler içerik üreticisi gibi oldu. Yani hani aynı kedi videosuyla yarışmaya başlıyorsunuz ve gazeteciliği destekleyecek bir takım mekanizmalar şart, Sayın Gittin'in söylediği gibi. Ama peki ne türden yapılar olmalı? Şimdi Sayın Erbaysal teyit yapılarından bahsetti. Sayın Erbaysal, size sorayım. Acaba işte kamu yararına gazetecilik
ya da işte kamu finansmanlı gazetecilik tek yol mudur bu durumda? Ve eğer kamunun finanse ettiği, halkın finanse ettiği gazetecilik tek yolsa, hani Türkiye gibi bir durumda ne olabilir? Şimdi buradaki ana sorun şu, Türkiye için söylüyorum. Sayın Gitlin çok iyi iki soru sordu. Yani demokrasi gazetecilik ne için ne yapabilir dedi. Şimdi devletin medya kuruluşlarını desteklemesi gerekiyor değil mi? Yani iyi işleyen bir demokrasi de böyle olması beklenir. Burada medya çoğulculuğu çok önemli ama öte yandan bizim hani Türkiye'de gördüğümüz konulardan bir tanesi devlet reklamları. Bu önemli bir gelir kaynağı ve bunlar alternatif medya kuruluşlarına gitmiyor. Türkiye'de ne görüyoruz? Daha çok medya kuruluşları veyahut gazeteciler daha ziyade işte fon bulmaya çalışıyorlar. Ya da işte halkın desteğini alarak kendi medya örgütlenmelerini yaratmaya çalışıyorlar. Ya da hani gazeteciliği bırakıyorlar. Yani alternatif medya diyenler de kendilerine en nihayetinde para kazanmak durumunda kaldıkları için başka yollara da başvurabiliyorlar. Şimdi ne görüyoruz biz burada? Gazetecilik gerçekten çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Şimdi dediğim gibi, daha doğrusu Emre Bey'in söylediği gibi, öğrencilerime soruyorum mesela arada ben, mezun olunca ne yapacaksınız diye. Diyorlar ki işte gazeteci olacağız. Ya da işte içerik üreticisi olacağız. Çünkü şimdi bugünlerde Türkiye'de herkes içerik üreticisi olarak nitelendiriyor kendini. Böylece hani ne düşündüklerini serbestçe söyleyebileceklerini düşünüyorlar. Yani içeriği üretiyorlar. Şimdi ana akım medya maalesef artık burada işlevsiz kalmış durumda. Yani öğrencilerin hiçbiri ana akım medyada çalışmak istemiyor. Keza yerel medyada da çalışmak istemiyorlar. Burada tamam, evet ben daha önce teyit girişimlerinden bahsettim. Çünkü biz burada haberleri okuyoruz. Yani ya da işte izliyoruz. Haberler hazırlanırken teyit edilmiyor. Yani bir şey geldiyse hemen paylaşılması gerekiyor diye düşünülüyor kuruluşlar tarafından. Çünkü bu sayede bir para kazanabileceklerini düşünüyorlar. Yani bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Gazetecilik böyle dönüşmüş durumda. İşte bu noktada demokrasinin gazeteciliği kurtarması devreye girebilir. Tabii önce gazetecilik belki demokrasiyi kurtaracaktır. Ya da bu içerik üreticileri dediğimiz kitle halka demokrasiyi kurtarmalarını söyleyecektir. Sonra yani o konuda onları bilgilendirecektir. Sonra da demokrasi gazeteciliği kurtarmak durumunda olacaktır. Bilmiyorum. Türkiye'deki durum böyle. Çok teşekkürler. Harvard profesörü Michael Sandel bu konuda insanlığı uyaran en ileri gelen isimlerden biriydi. Şöyle diyordu. Piyasa ekonomisi etkili bir şekilde dağıtabilse kaynakları sorun olmaz belki ama piyasa toplumuna döndüğümüz zaman en kutsal insanlık değerleri bile satılabilir hale gelecektir ve o zaman da ciddi bir sorunla karşılaşacağız der. Şimdi bu içerik üreticileri de benzer bir ikilemle karşı karşıya da diye düşünüyorum. Şimdi New York Times örneğine baktık. Şimdi onlar da ticarileşme
ile rekabet etmeye çalışıyorlar. Bir de bu Google, Facebook vesaire var. Bunlar da aslına bakarsanız diğer ülkelere bu mekanizmaları ihraç ediyorlar. Şimdi Sayın Gitin'e soru sormak istiyorum. Kaliforniya ideolojisi diye bir şey var. Bu silikon vadisinden çıkma. Bunlar dünyaya ihraç ediyorlar bu düşünceyi. Yani bu piyasa toplumunu nasıl etkiliyor durum? Kesinlikle haklı. Bu söylediklerinde profesör, şöyle söyleyeyim, içerik yani nötr bir terim aslına bakarsanız. Yani bir yalan ya da bir distorsiyon, çarpıtma da bir içerik olarak değerlendirilebilir. Ya da başka herhangi bir tür haber. Şimdi 18. yüzyılda şöyle bir düşünce vardı. İnsanların hani söyleme döptükleri ya da işte demokrasiye getirebilecekleri şeyler olduğu düşünülüyordu ve bunun bir fantezi olduğu ortaya çıktı. Demokratik kontroller tabii ki ülkelerin geleneklerine göre değişecektir ama her halükarda bir takım müdahaleler olmak zorunda. Çünkü diğer türlü bu süreç hani dizginlenmeden devam edemez diye düşünüyorum. Bu noktada demokratik desteğin gazeteciye sağlanması çok büyük önem taşıyor ve gazetecilik gerçekten tek başına kar güdüsüne bırakılamayacak kadar kıymetli bir şey ve farklı modelleri deneyini yapmalıyız. Bir de eğitim kurumlarına bakmak gerekiyor. Eğitim kurumları da bence bu konuya daha fazla eğilmeli. Yani haber meselesine. Bu noktada farklı türde kamu hizmetleri üzerinden de bu bilgilendirme yapılabilir. Doğru haber nasıl seçilir diye. Ama her halükarda bir destek alınması gerekiyor. Yani gazeteciliğin halkın yararına bir sorumluluk taşımasını sağlamak lazım. Sadece işte ticari kuruluşların özel çıkarlarına hizmet etmemeli. Evet, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Profesör Gitlin Media Unlimited kitabında iletişim mekanizmasından bahsetmişti, makinesinden bahsetmiştik. Özgürlüğümüzü buna teslim ediyoruz demişti. Bu noktada bizim kullandığımız sadece algoritmalar, yazılımlar değil de donanımlara da bakmak lazım. Yani altyapının sahibi kim? Onlar da şu anda çok güçlenmiş durumda ve bu güçlü kişilerden bir tanesi de Steve Jobs'tu. Yani iPhone, iPad'i bulan kişi. Şimdi Walter Isaacson'ın yazdığı o onaylanmış otobiyografisinde şöyle diyor. İtalya'ya gitmişler, sonra Atina'ya, sonra Türkiye'ye gelmişler. Efes'e gitmişler. Burada da işte yani çok güzel bir antik kent Efes, sonra İstanbul'a geçmiş. Steve Jobs oraya geldiğinde ailesine bir turda eşlik etmesi için bir tarih profesörü bulmuş. Gitmişler bir hamama, kahve içmişler orada. Orada da profesör işte Jobs'a gençlikle ilgili, başka konularla ilgili bir şeyler anlatıyormuş. Steve Jobs şöyle diyor, orada diyor aydınlandım. Yani hepimiz oturuyorduk, kahve getirdiler, kahvenin başka yerlerden farklı Türk kahvesinin nasıl olduğunu anlattı. Ben o noktada şunu anladım, yani Türkiye'deki çocuklara bakmaya başladım. Dünyanın başka yerlerinde içilen şeyleri içiyorlardı, kıyafetleri onlara benziyordu ve hepsi cep telefonu kullanıyordu. Yani diğer yerlerdeki çocuklarla aynıydı. Ve şunu düşündüm. Yani Türkiye Türk telefonu diye bir şey yok. Ya da işte mesela Türk kahvesi var ama Türk teybi diye bir şey yok. Dünyanın her yerindeki şeyleri istiyorlar. Artık tek dünyayız ve orada ilk fark ettim bunu diyor Steve Jobs. Şimdi tabii bu biraz ideolojik bir yaklaşım. Ama şunu da söylemek lazım. Küresel piyasanın %30'undan fazlası cep telefonları açısından Apple'ın elinde. Şu anda en
değeri yüksek şirketlerden biri Apple. Yani bütün öbür telefonlar, bir de Apple var. Ama Steve Jobs'un orada hani genç insanlara dair söyledikleri, ne düşündüğümüz zaman gençlerin ve demokrasinin gençlerin aslında demokrasinin geleceğinin de belirleyici olduğunu da bana hatırlatıyor. Şimdi Profesör Tisher Baysal da bu konuda belki bir şeyler söyleyebilir. Belki, çünkü o da iletişim fakültesinde, öğrenciler de var bu arada. Daha sonra soruları da alacağız ama bu arada Profesör Erbaysal, farklı ülkelerden de öğrencileriniz var. Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan ve onların kültürlerini siz mutlaka değerlendiriyorsunuz. Hem içerik üretiminde hem de tüketiminde. Şimdi geleceğe baktığınızda, geleceği düşündüğünüzde, bu genç meslektaşlarımızı bir de düşündüğünüzde, sizce yeni bir sistem kurabilirler mi gazeteciliği kurtarmak için veya demokrasi yoluyla? Burada sadece kendi öğrencilerimden söz edebilirim. Gerçekten farklı ülkelerden geliyorlar, Orta Doğu'dan geliyorlar, Afrika'dan gelenler var. Bazen Avrupa'dan Erasmus mübadele öğrencileri. E tabii ki Türk öğrencilerimiz de var. I have a chance to compare. Ve dolayısıyla karşılaştırma yapma olanana sahibim. Dijital platformları nasıl kullanıyorlar, hangilerini kullanıyorlar. Mesela Türkiye'deki öğrenciler, Türk öğrencileri Instagram'ı kullanıyorlar, gençler. Ama Orta Doğu'da Facebook daha popüler hala. Türkiye'de Facebook Türkiye'de 50 yaşını aşkın insanların aslında alanı haline geldi. Sosyal platformları nasıl kullandıklarından söz etmek isterim. Ne yapıyorlar? Hatırlıyorsundur belki, öğrencilerime günlük haberleri okuyor musunuz dedin. Hangi platformlardan izliyorsunuz haberleri dediniz. Söyledikleri şu: Instagram'ı izliyorum. Etrafında olup bitenleri Instagram'dan izliyor. Evet, potansiyelleri çok yüksek. Çünkü her şeyi anında arayabiliyorlar ve bir şeyle karşı karşıya geldikleri zaman onu öğrenmek istiyorlar. Ama öte yandan yaptıkları belki herkes gibi okay. Onlara hizmet eden algoritmaları sadece tüketiyorlar. Bize hangi algoritmaların hizmet ettiğini biliyoruz. Bizim tükettiğimiz de o oluyor. Öte yandan, üretime gelince, evet, onlardan haber yazmalarını istiyorlar ve onlar da istiyoruz ve onlar da çok iyi bir şekilde yazabiliyorlar. Ve o eleştirel bir yaklaşımları var. Küresel sorunları izliyorlar, meseleleri. Ülkeden ülkeye değişiyor tabii. Çok büyük bir potansiyel var orada. Bunu söylemem lazım. Ama burada da bir şey eksik. Daha önce hatırlarsın, sen de hatırlarsın, medya kuruluşları okul gibiydi. Şimdi çoğu için öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir o tür okul yok artık. Bu büyük bir sorun. Çok teşekkürler. Peki, salondan ilk soru. Profesör Citlin, buna cevap vermek ister misiniz? Zeyna Şahin
soruyor soruyu. Demokrasiyi mahvetmeden dezenformasyonu nasıl kontrol altına alabiliriz? Bazen hükümetler belirli uygulamaların, web sitelerinin dezenformasyonu engellemek için yasaklanması gerektiğini söylüyorlar. Aslında kendi çıkarları için yapıyorlar bunu. Hükümetlerin kendi çıkarları var tabii. Dolayısıyla devletin kurumları içinde bilginin akışını engellemek için kurumların kullanılmasını durdurmalıyız. Onlar tarafsız değil ki. Dolayısıyla elleri tamamen serbest kalmamalı. Ama aynı zamanda eleştiri konusunda sorumlu olmalılar. Gazetecileri hiçbir şekilde hapsetmeye kalkışmamalılar. Tartışmanın önünü açmak zorundalar. Hakikatin yayılmasına destek olmak zorundalar. Kolay bir çözüm yolu yok tabii. Aslında devlet bir tıbbi çözüm falan değil. Ama demokrasi eğer gerçekten doğru bir şekilde yerleştirilirse gerçeğin yayılması bakımından işe yarar. Çok teşekkürler. Ve bir de Hindistan'dan bir adını yazmamış birisi, kendisi de serbest gazeteci, diyor ki dezenformasyonla yanlış haber arasında İngilizcesi çok benziyor efendim, disinformation ve misinformation. Bunlar aynı anlama mı geliyor yoksa fark var mı? Bir de çarpıtılmış haber aslında yeni bir şey değil. Acaba denge ve fren mekanizmaları şimdi de yanlış haberin yayılmasına engel olmak için çok daha gerekli değil mi? Dezenformasyon gerçek yalanı bilerek söylemek demek. Misinformation yani yanlış bilgi, yanlış haber doğrudan doğruya isteksiz, yani amaçsız yapılmış bir şeydir. Yani bir atlama olmuştur, bir yanlış yapılmıştır vesaire ve özgür bir basında bunu düzeltmek mümkündür. Tabii ki her şeyi, her sorunu çözecek bir şey değildir ama sonuç olarak bu şekilde sorunlar halledilebilir. Ama dezenformasyon aslında bir suçtur. Gerçekten buna uygun olarak ele alınmalıdır. Ve sonuçlarını aslında bunu yapan kuruluşlar için sonuçlarına katlanmak söz konusu olmalıdır. Evet, dengeler ve denge ve fren mekanizmaları mutlaka işin içine girmelidir. Burada aslında çok karanlık bir tablo değil aslında. Şu da oluyor. Dünyanın her yerinde gittikçe daha çok insan gerçek bilgiye erişmek istiyor. Unutmayın. Mesela iklim konusundaki şu ilgiye bakın. Glasgow son iki haftadır toplantısı dolayısıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İnsanlar kendilerini güçlendirmek için bilgiye erişmek istiyorlar. Yargıya ulaşabilmek için, doğru yargıya. Aslında ortada cehalet değil aslında dünyada iklim sorununu çözmemizi engelleyen aslında şirketlerin ve devletlerin, onların kontrol ettiği devletlerin tamamen dürüstlük dışı davranışı. Doktor Erbaysal, bu konuda bir şey eklemek istiyor musunuz? Adı efendim şimdi Hintli arkadaşımızın geldi. Sherry Ghosh. Dezenformasyon bilinçli olarak yapılan bir şey. Sonuç olarak propagandanın bir biçimi aslında. Manipülasyondan esas olarak söz ediyoruz. Yani gerçekten manipülasyon için yapılıyor. Dezenformasyon yoluyla insanları neye inandırmaya çalışıyorsunuz? Esas sorun bu. Öyle bir şekilde kullanıyorsunuz ki platformu insanları belirli bir şekilde etkilemeye çalışıyorsunuz. Manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Bazen dezenformasyon kullanılarak
dijital platformları aracılığıyla para kazanmak da söz konusu olabiliyor. Bu, yani mesele bu. Misinformation, yani yanlış haber veya bilgi. Biz de bazen yanlış bilgi verebiliyoruz insanlara. Hepimiz günlük hayatımızda bu tür yanlış bilgiler verebiliriz insanlara. Bir şeyi diyelim, bir şeyi beğendiğimiz için insanlara onu bir şey belirli bir şekilde anlatıyoruz ve yanlış bilgi vermiş olabiliyor. Ya da bir şey eksik kaldığı için belki yanlış bilgi veriyoruz. Actually, accessing true information is really important, but how we will access true information, this is... Bilgiyi nasıl değerlendireceğimiz çok önemli aslında. Şunu anlamamız lazım. People, we need to tell people, everybody... İnsanlara, herkese, diyelim ebeveynimize, bir şey öğretmek mümkün değil ama, onlar çünkü öğrencilerimiz değil, ama... Öğrencilere diyoruz ki bunun nasıl aslında eksik haber veya dezenformasyon olabileceğini anlatırsınız diyor. Her şeyin teyidini onlar yapamaz çünkü. Birçok insan okudukları şeyleri kontrol edemezler ki, doğru mu acaba, yanlış mı, diyelim çeşitli yerlerden gelen haberler var, çeşitli haberlerle karşı karşıya kalıyorlar ve yani yalan haber tabii ki tam gerçek haber değildir aslında. Yapmamız gereken şu: herkese ne tür dijital tehditlerle karşı karşıya olduğu bilmemiz gerektiğini bilmeleri gerektiğini anlatmamız lazım. Bunlar dijital tehdit çünkü. Bir şey eklemek istiyorum aslında ben. Dünyanın her yerinde And yes, we are talking about social media law, but how we will do this? Because as you know, in Germany, dezenformasyonla mücadele konuşuluyor. Almanya'da bir yasa söz konusu oldu. Mesela nefret dili. Birçok ülkede sosyal medyayı düzenlemek için bir takım yasalardan söz ediliyor. Her şeyi düzenlemek, regüle etmek mümkün değil. Regülasyonu mümkün değil. Bir de kim düzenleyecek bunu? Yani düzenlemeyi kim yapacak? Kontrolü kim yapacak? Mesela otoriter rejimlerden söz edersek, biliyorsun ki hakikatin bir kısmını saklayabilirler. Gerçeğin bir kısmını gizlerseniz dezenformasyon değil ama tamamı onu bilmediği için dezenformasyon oluyor. Dolayısıyla bunun nasıl kontrol edileceği, regülasyonu nasıl yapılacağı kendi başına çok önemli. Son soru olarak Profesör Citlin'e, şu, Henry Chen bir soru soruyor. Batı medyasının bağımsızlığı bakımından büyük şirketlerin kontrolü altına düştüğünü düşünüyor musunuz? Evet ve hayır. Evet, şirketlerin tabii ki etkisi var. Ve bu ayrıcalıklı konumlarından yararlanıyorlar. Ama dezenformasyon bunun çok ötesine giden bir sorun. Büyük şirketlerin de ötesine geçiyor. Karşı karşıya olduğumuz şeyin bir bölümü girişteki o düşük bedel dolayısıyla küçük gruplar devletin desteğiyle, bazen ticari destekle, bazen politik ideologların faaliyetiyle özgürlük talebinin temsilcisi gibi görünüyor. Sanki şirketlere karşı vermiş gibi ama yalan karşısındaki en önemli mücadele alanı bu değil.
hiçbir meslek standartı olmayan, sadece politik öfke yaratmak, yabancı düşmanlığı yaratmak, nefret yaratmak isteyen bir takım unsurlar var. İnsanlar var. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Büyük şirketlerle mücadele etmemiz gerekebilir. Gerekiyor gerçekten ama aynı zamanda küçük aygıtlar söz konusu. Nefret, kusan, hakaret eden, yabancı düşmanlığı yapan birçok unsur var. Dolayısıyla işimiz çok zor aslında. Çok teşekkürler Profesör Citlin, Profesör Erbay Sal Filibeli, Columbia Global Centers İstanbul'la IPI Türkiye Ulusal Komitesi'nin birlikte örgütlediği bu toplantı gayet verimli oldu. Çok çok teşekkürler.